Merhaba arkadaşlar, An programlama dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde eğitim videolarımızda kullanacağımız STM32F407BG diskabi kartını inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kartımız bu. İşte genel hatlarıyla özellikleri 32 bitliktir. ARM Cortex M4 mikro işlemciye sahiptir. 1 MB'lık flash hafıza ve 192 KB'lık bir RAM'e sahiptir. Dahili olarak arkadaşlar ST-Link hata ayıklama aracına sahiptir. Onun için ekstradan ST-Link almanıza gerek yok. Kart yaklaşık 3 noktadan beslenebiliyor. Birincisi USB üzerinden 5 voltla. İkincisi 3 volt veya 5 volt olarak harici olarak dışarıdan ya da VDD'den 3.3 volt vererek mikro denetleyicimizi besleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda üzerinde 3 eksenli bir ivme ölçerimiz ve aynı zamanda 4 adet de kullanıcının ekstradan ledler alıp da pinlere bağlamasın, direkt kart üzerinde bu işlemlerini gerçekleştirsin diye, yani led işlemlerini gerçekleştirsin diye 4 adet ledimiz mevcut. Ardından bir tane çip mikrofonumuz var. Bu akustik sesleri arkadaşlar algılayabiliyor. Ardından bir tane dijital analog konverter 24 bitlik bir entegre ve bir tane de ses çıkışı için bir jack mevcut. Ardından iki tane butonumuz var. Bu bir tanesi user buton, diğeri de arkadaşlar reset butonu. Yani program yükledikten sonra çalışıyor. Bu siyah butona bastığınız zaman mikro denetleyicinin içerisindeki yazılım başa geri gelip baştan başlıyor. Burası da size anlattığımız bölüm label'lanmış hali. Şimdi burada ekstradan şuraya bir sarıya işaretledik. Şimdi birazdan göreceğiz ama eğer USB üzerinden F4'ümüzü programlamak istiyorsanız bu jumper'lar takılı olacak. Eğer harici olarak ST-Link gibi programlayıcılar ile programlamak istiyorsanız bu jumper'ları çıkartıyorsunuz. Burası Debugger bölümünün şematiği. Şimdi şöyle birazcık inceleyelim. Gördüğünüz gibi Debugger bölümümüzde bir tane mikro denetleyicimiz vardı. Bu mikro denetleyicinin modeli STM32F1. Aynı zamanda 8 MHz'lik bir harici bir kristalle besleniyor. Aynı zamanda USB'miz var, yani dışarıdan beslemek için. Aynı zamanda VDD, yani 5 volt veya 3.3 voltla besliyoruz ya. Buradaki önemli olan şey şu arkadaşlar. 5 voltla besleme yapılıyorsa gördüğünüz gibi 5'i 3.3 volta dönüştüren bir devre ile arkadaşlar F1 besleniyor. Ayrıyetten burada gördüğünüz gibi şöyle biraz yakınlaştıralım. VDD'den gördüğünüz gibi jumper'ımız var, IDD. Gördüğünüz gibi VDD'den 3.3 volt besleme verildiğinde bu 3 voltla arkadaşlar direkt gördüğünüz gibi sistemimize veriliyor. Şurada gördüğünüz gibi tam belli değil ama şurası 3 volt. Ondan sonra gelelim asıl kısma. Hani size sarı bölümde anlatmıştım şu jumper'ların neye göre çıkıp neye göre takılı olacağını. Şimdi burada bu jumper'ın takılı olduğu kısım var. Eğer siz gördüğünüz gibi jumper'lar on, yani takılı ise diskavye üzerinden F4'ü programlayabilirsiniz diyor. Jumper'lar off çıkarttığınız zaman ise harici olarak ST-Link ile F4'ü programlayabiliyorsunuz. Şimdi şuraya bir bakalım. Şimdi eğer jumper'larımız takılı ise gördüğünüz gibi STM, yani switch clock tarafını direkt 3 voltla besliyor arkadaşlar. Yani buradan bir sinyali aslında sürekli birliyor. Yani bir sinyal almıyor. Ayrıyetten burada switch diyor kısmında da arkadaşlar gördüğünüz gibi jumper'ımız var. Eğer bu jumper'lar takılı ise bunu toprağa çekiyor. Eğer takılı değilse gördüğünüz gibi direkt F4'ümüz programlanıyor. F4'ün programlaması için ST-Link'in çıkışındaki 3.3 volt direkt bizim VDD'mize,
Ground ise ground'a. Ama ne bakın, jumper'lar çıkartılmış halinden bahsediyorum. Bakın burada yorumluyoruz. Switch clock PA14'ten. Switch diyor ise arkaya PA13'ten besleniyor. Burası önemli. Buradaki en kritik olan şu. Bir kere jumper'ların hangi durumlarda kullanılıp çıkartılıp ya da takılı olacağı. Ayrıyetten sistemimizin VDD'den direkt 5 volt vermiyoruz. Ne veriyoruz? 3 volt veriyoruz arkadaşlar. 3 ya da 3.3 volt. Burası bizim STM, şöyle görüyorsunuz. STM32F4'ün şematikteki çizilmiş hali. Şimdi STM32F4'ün üzerindeki beslemeler var. Bu beslemelere direkt gördüğünüz gibi bakın. VDD'yi direkt F, yani VDD'den gelen besleme gerilimiyle direkt F4'ü besliyor. Yani burada bir dönüştürecek. Onun için VDD'den kesinlikle 5 volt vermeyin. Yakarsınız arkadaşlar. Ve aynı zamanda şurada aşağıda da gördüğünüz gibi bir devre var. Bu devre hem referans hem de VBAT referans değerlerini almak için. Aynı zamanda bakın şurada da bir tane devre var. Bu da VDD'nin üzerinden gelen veya varsa gürültüyü süzerek arkadaşlar toprağa aktarıyor. Burası da aynı zamanda bir filtre devresi. STM32F4'ümüz buradan görüleceği üzere bir tane 8 MHz'lik, pardon bir saniye, bu pardon 32 kHz'lik birinci kristal, bu low speed için, bir de 8 MHz'lik harici olarak high speed frekans ayarları için kullanılan kristal arkadaşlar. Güç tarafı da bu şekilde. Gelelim diğerine. Şimdi burası da ses akustik tarafı. Zaten E diyor. Şimdi buradakiler ne, yani ne işe yarıyor? Şimdi size göstermiştim. MP4 çip mikrofon. Yani şu arkadaşlar bakın. MP4 çip mikrofon olarak geçiyor. Özelliklerine bakalım. Dijital mikrofondur. ISD koruması 1 kV'dur. Ve akustik sesleri algılayabiliyor. Aynı zamanda 24 bitlik bir entegremiz var. Ve bu entegrenin ismi CS4 arkadaşlar. Ve serisi olarak gidiyor. Zaten videonun başında da bunları söyledik. Şimdi bu CS4 neymiş? DAC dönüşüm işlemleri ve sinyal amplifikatör. Yani gelen sinyalleri yükseltme özelliğine sahip. Burası da çok önemli. Ve aynı zamanda MicroDNF4'ten gelen dataları direkt, yani dijital dataları analoğa çevirerek jack'a aktarıyor arkadaşlar. Burası da önemli. Ayrıyeten burası neymiş? Yani burası da, bakın arkadaşlar onu söylemeyi unuttum. USB iletişim için ise bu konnektör kullanılıyor. Ve burada şöyle bir devreler var. Şimdi bizim o az önce gösterdiğim USB iletişim için kullandığımız konnektör, bakın direkt aslında F4'e aktarılmıyor. Bakın burada bir entegre var. Ne var? EMI var arkadaşlar. EMI filtre. Şimdi bu, şöyle bir bakayım. EMI ER diye geçiyor. Bu direkt USB üzerinden gelen datalarda bir gürültü varsa bunları süzüyor. Aynı zamanda besleme gerilimin üzerinde de bir gürültü varsa filtreleyip toprağa aktarıyor ve salt olarak direkt sade bir sinyal elde edilmesini sağlıyor. Aynı zamanda bir de STMPS var burada. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bu işte, hani biz diyoruz ya, aşırı akımda bir LED yanıyor. İşte bunun sağlayan kılsın bu. Bu ne işe yarıyor? Bu devrede bir kısa devre ya da yüksek kapasitif bir yüklenme olduğu zaman fault veriyor ve PD5 pininden direkt F4'e aktararak bunun sonucunda F4 içerisinde değerlendiriliyor ve ilgili LED yanıp sönülüyor. Ve siz bakıyorsunuz ki ilgili LED işte LD8 kodluydu. Bu LED yanıp sönünce diyorsunuz ki bu devrede ya kısa devre var ya da kapasitif olarak aşırı bir yüklenme var diyorsunuz.
Ardından şöyle bir bakalım. Burası da artık ledlerin oldu, yani 3 eksenli ivme sensörümüzün olduğu kısım. Aynı zamanda gördüğünüz gibi burada wake up, yani user butonu ve reset butonu mevcut. Reset buton devresi. Ve gördüğünüz gibi PD12, 13, 14, 15, yani mikro denetleyicinin, yani F4'ün PD12, 13, 14, 15 bacağına bağlı olan ledlerimiz de bunlar arkadaşlar. Şimdi genel hatlarıyla zaten hani gösteriyorum, bir özet geçeceğiz zaten. Peki programlama nasıl yapılıyor? 3 çeşit programlama var aslında. Birinci çeşit, direkt hani size anlatmıştım. Bakın jumper'lar takılı. USB üzerinden F4'ümüzü programlamak istiyorsanız bu jumper'lar takılı olacak. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde birinci şekilde programlayabiliyorsunuz. İkinci şekil, jumper'lar çıkartılmış bir şekilde olacak. Gücü USB üzerinden verilmiş ve harici bir kart ile de F4'ümüzü programlayabiliyorsunuz. Şu pinlerden, bakın. Şu pinlerden, SVD pininden. Aynı zamanda şuraya şey çizmeyi unutmuşum da. Burada hani size demiştim ya, ST-Link ile dışarıdan programlayabilme özelliği. Burada da kesinlikle USB bağlantısı yapmıyorsunuz. Yani USB konnektörüne jumper'ları çıkartıyorsunuz ve ST-Link'in zaten alırsanız direkt şurada bir tane işaret var, bakın beyaz. Bu beyaz şuradaki çentiye denk geliyor. 3.3 voltu VDD ile ground'ını ground'a, aynı zamanda switch kloğunu PA14'e, şöyle tam görecek mi bilmiyorum. Şöyle PA14'e switch diyor kısmını da arkadaşlar PA13'e bağlıyorsunuz. Ve bu şekilde 3 çeşit programlama mevcut. Ama genel hatlarıyla hızlı olsun diye direkt USB üzerinden yapmanız daha iyi olur. Şimdi genel özetleyecek olursak, burada bir de bakın pinlerin alternatifleri de mevcut. Yani bir pine bir özellik tanımlanmıyor. Bir pine birden fazla özellik tanımlanıyor. Zaten en az, yani yanlış olmasam 6 tane UART kanalı var mesela. Burada bakıyorsunuz A1 pini hem ADC hem PWM hem UART, ardından mesela A0 hem ADC hem buton hem PWM hem de UART'ın transmit kısmını alıyor. Ardından bakın şurası çok şey. Mesela B14 mesela hem PWM hem SPI, ardından hem ses sinyalinin analog sinyal haline getirildikten sonra çıkışı. Ardından UART. Yani bakın bir pinde bir sürü özellik mevcut. Zaten STM32'nin F4, yani M4 korteksinin en büyük özelliklerinden bir tanesi de bu. Şimdi bugünkü dersimizde ne yaptık? Discovery kartını işledik. Aynı zamanda kartın üzerindeki entegreleri, çip, mikro denetleyicileri, ardından ledler, ivme ölçerler, ses için gerekli olan entegreler, mikrofon. Bunların hepsini genel hatlarıyla ne yaptık? Üzerinden geçtik ve aynı zamanda birazcık daha böyle özele inerek ne yaptık? Bu devrenin genel hatlarıyla şematiğini inceledik ve şematiğinde de hangi entegrenin genel hatlarıyla ne işe yaradığını gösterdik. Ve en sonunda da direkt bu STM32 Discovery kartının nasıl programlanabileceğini gösterdik. Şimdi bir sonraki derste de artık ne yapıyoruz? Genelden özele gidiyoruz dedik ya. Şimdi bir sonraki derste de artık STM32 F4 Discovery kartının direkt clock kısmına yöneleceğiz. Ve böylelikle STM32'yi genel hatlarıyla anlatmış olacağız. Ve gerekli program hazırlıklarını yaptıktan sonra da artık
gömülü yazılım işlemlerine, eğitimlerine başlayacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.